Merhaba sevgili izleyicilerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir güne sizlerle beraber inşallah güzel bir program ayında güzel yemeklerimizi hazırlayacağız. Tezgahımızı hazırladık, malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de farklı iki tane tarifimiz var. Biz burada yemeklerimizi yapacağız, sizler de evinize yapacağınız çok lezzetli çok da güzel iki tane sunumumuzu inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Elmalı çok güzel bir tart kurabiyemiz var. Kurabiye yapacağız. Farklı olacak, çok da lezzetli olacak. Onun yanında ballı çok güzel bir tavuk kanat ızgaramız var. Bu şekilde iki tane sunumuzu hazırlayacağız ve tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Elmalı tart kurabiyemiz, yanında ballı güzel bir tavuk kanadımız, kanadımız olacak. Bu şekilde iki tane tarifimizi hazırladıktan sonra tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Tabii biz burada yemeklerimizi yapacağız. Siz de derinize yapacaksınız. hem lezzetli hem kolay hem de farklı iki tane tarifimizi inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Siz de dediğim gibi yemeklerimizi tekrardan görmek ve yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. Orada da bütün videolarımızı, tariflerimizi bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. TGTV TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfaları sayfamızda bütün tariflerimizi, videolarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Hem şu anki videolarımız hem de 10 sene önceki videolarımıza, programlarımıza bakabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Programımızı tekrar gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da programımızı tekrar oluyor. Kaçırmış izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Sevet ve Abdullah Hakim Yaptı sayfalarından takip edebilirsiniz. Tariflerinizi gönderebilirsiniz, yemek isteklerinizi yazabilirsiniz. Programımıza da gelmek istiyorsanız aynı şekilde sosyal medya hesaplarında bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Bitişik şefabdullahusen.tg sayfandan istediğiniz anda bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Evet iki tane tarifimiz dedik dilerseniz yavaş yavaş listemizi alıp sizlerle beraber hemen hazırlığımıza geçelim inşallah. Gelsin bakalım listelerimiz. Evet. Elmalı tart kurabiyemiz için neler kullanacağız? 125 gram kadar tereyağımız ve hatta margarin hangisi varsa elimizde kullanabiliriz. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağımız olacak. 5 yemek kaşığı kadar pudra şekerimiz olacak. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar nişastamız olacak. 1 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz olacak. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar sirkemiz, 1 adet yumurtamız, 1 paket vanilyamız, 3 su bardağı kadar unumuz. Ondan sonra harcımız için 3 adet elmamız olacak. Yani üstü için 3 adet elmamızı kullanacağız. Ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tarçınımız, yarım su bardağı kadar toz şekerimiz ondan sonra yarım çay bardağı kadar da cevizimiz olacak. Ceviz ve fındık hangisini kullanmak istiyorsa kullanabiliriz. İstersek biraz daha miktarı artırabiliriz. Yani siz de dilerseniz biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. 125 gram kadar tereyağımız ve hatta margarin hangisi varsa elimizde kullanabiliriz. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağımız hatta sıvı yağımız olabilir. 5 yemek kaşığı kadar pudra şekerimiz, 3 yemek kaşığı kadar nişastamız, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz, 1 yemek kaşığı kadar sirkemiz, sirke dediğimiz gibi biraz da azaltabilirsiniz ve hatta fazla da kullanabilirsiniz. Ondan sonra da bir adet yumurtamız olacak, bir paket vanilyamız, 3 su bardağı kadar unumuz. Ondan sonra harcımız içinse 3 adet elma kullanacağız. Elmayı da dediğimiz gibi çok fazla yapmak istiyorsak ona göre miktarı artırabiliriz. Bir çay kaşığı kadar tarçınımız olacak. Yarım su bardağı kadar toz şekerimiz, yarım çay bardağı kadar toz cevizimizi kullanacağız. Öncelikle geniş bir kabımızın içine bütün malzememizi boşaltacağız. Malzemelerimizi boşalttıktan sonra hamurumuzu güzelce bir şekilde bir yoğuracağız. Hamurumuzu yoğurduktan sonra hamurumuzu güzelce bir şekilde bir tane beze olarak kenara doğru alacağız kenara doğru aldıktan sonra onun bir tane bezesini güzelce bir şekilde ufak bir parçasını alacağız. Ondan sonra poşetimize sarı tekrar dolabımızı buzlu kısmına gönderiyoruz. Onu dolabımızı buzlu kısmına gönderdikten sonra o biraz bir donması gerekiyor. Onu ben zaten anlatacağım. O yavaş yavaş donarken biz de diğerlerini güzelce bir şekilde bir hazırlayacağız. Onları hazırladıktan sonra tenceremize az bir güzelce bir şekilde biraz yağımızı ekleyeceğiz. Yağımızı ekledikten sonra güzelce bir şekilde elmalarımızı rendeleyeceğiz. Elmalarımızı içine ilave edeceğiz. Elmalarımızı içine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde hemen karıştıracağız. Onları karıştırdıktan sonra içine tekrardan güzelce bir şekilde hatta dediğimiz gibi Biraz daha lezzetli olsun diye ben bu şekilde yapacağım. Cevizimi, tarçınımı hepsini ekleyeceğim şekerle beraber. Ondan sonra toparlandıktan sonra tekrardan güzelce bir şekilde elmalarımız hazırlanacak. Hazırlandıktan sonra hemen güzelce bir şekilde bardağımıza şekiller vereceğiz. İçini güzelce bir şekilde bir hazırlayacağız. İçine elmamızı dolduracağız. Elmamızı da doldurduktan sonra hemen o dolaba göndermiş olduğumuz hamurumuzu alacağız. Onu da eğer ki toparlanmışsa biz de duruma bakacağız. Güzelce bir şekilde bir rendeleyeceğiz. Eğer toplamaysa ufak ufak kesip üzerine parça parça ekleyeceğiz. Parça parça ekledikten sonra fırınımıza göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzeti hem de farklı bir tart kurabiyemiz olacak. Şimdiden sizlere afiyet bal şeker olsun diyelim. Gelsin bakalım diğer listemiz. Evet bal. Ballı tavuk kanat ızgaramız için de neler kullanacağız? Onun için de sevgili izleyicilerimiz 600 gram kadar tavuk kanadı olacak. Hazreti fazla kullanabiliriz. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 yemek kaşığı kadar bal, 2 adet kuru soğanımız, 2 adet biberimiz, 2 adet domates, yeteri kadar tuz, karabiberimizi kullanacağız. Onu da dediğimiz gibi sevgili azette az fazla da kullanabiliriz. 600 gram kadar tavuk kanadımız olacak. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız ve de sıvı yağımızı kullanabiliriz. 1 yemek kaşığı kadar bal, ondan sonra 2 adet kuru soğanımız, 2 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve karabiberimizi kullanacağız. Güzelce bir şekilde bir kabımızın içine önce bir balı yağımızı ve biraz da karabiberimizi ekleyeceğiz. Onu güzelce bir şekilde bir karıştırdıktan sonra tavuklarımızı içine ilave edeceğiz. Tavuk kanatlarımızı içine ilave ettikten sonra bir zamanımız varsa 3 saat boyunca bir dinlendireceğiz. İyice bir dinlensin. Dinlendikten sonra tavamıza güzelce bir şekilde ocağa alacağız tavamızı. Ondan sonra altını açacağız. Az bir yağımızı ekleyeceğiz. Ondan sonra tavuklarımızı dizeceğiz. Yavaş yavaş tavuklarımızı pişirmeye başlayacağız. Kanatları güzelce bir şekilde pişirirken yanına tekrardan seviyorsak domatesimizi, soğanımızı, biberimizi közleyeceğiz. Onları da közledikten sonra sunum yapacağımız kabımıza, tabağımıza alacağız. Ondan sonra tabağımızı güzelce bir süsleyeceğiz. Tavuk kanatlarımızı içine güzelce bir şekilde bir süsledikten sonra ondan sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir tavuk kanadımız olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet bal, şeker olsun diyelim. Biz de artık yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Önce bir kurabiyemizi hazırlayacağız. Ondan sonra güzel bir kebabımızı inşallah hemen sizlerle beraber hazırlayacağız. Şimdi... Öncelik malzemelerim hazır. Ben yine aynı şekilde elimin altına yedek unumu hazırlıyorum. Hazırladık mı? Şimdi geçebiliriz. Burada nelerimiz var? Yağımız, tereyağımız, zeytinyağımız, yoğurdumuz, unumuz, ondan sonra pudra şekerimiz, nişastamız, vanilyamız, yumurtamız ve sirkemiz hepsi hazır. Şimdi şöyle yapacağım. Öncelikle 3 su bardağı kadar un demiştim. Onu bir kabımın içine boşaltıyorum. 3 su bardağı kadar unumu boşalttım mı? şunları biraz kenara doğru alayım. Ondan sonra da nişastamı ve pudra şekerimi üzerine ekleyeceğim. 5 yemek kaşığı kadar pudra şekerimizle 3 yemek kaşığı kadar nişastamız. Onu da anlatalım sizlere. 5 yemek kaşığı kadar pudra şekerimiz olacak. Ondan sonra da seviyezimiz 3 yemek kaşığı kadar da nişasta kullanılıyor. Bir paket vanilyamız aynı şekilde ekleyelim. Vanilyamızı da ekledikten sonra öncelikle şunları güzelce bir harmanlayalım. Şöyle bir karıştıralım pudra şekerimiz, nişastamız ve vanilyamızı yavaş yavaş karıştırıyoruz. Tekrardan iyice bir karıştırdık mı? Ortasını şöyle güzelce bir hazne şeklinde açalım. Ortasını açtıktan sonra bir tane yumurtamız demiştik. Şimdi yumurtamızı kırabiliriz. Bir tane yumurta demiştik. Onu güzelce bir kırıyoruz. Bir tane yumurtamızı Kırdıktan sonra şunları da biraz yanımıza doğru çekelim. Şuna da alalım. Ondan sonra bir yemek kaşığı yoğurdum demiştim. Şuradan. Yine aynı şekilde yedek yoğurdum elinde bulunacak. Şimdi kıvamını ayarlamak için. Yeterli diyebilirim. Bir yemek kaşığı kadar yoğurdumu ekledim. Şimdi bir yemek kaşığı yoğurdumu da ekledikten sonra şunları ufak bir karıştıracağım. Hem yoğurdumuz hem de bir tane yumurtamızı ufak ufak karıştırıyoruz. Onları yavaş yavaş karıştırırken bir yemek kaşığı kadar sirkemi ekliyorum. Şöylece bir sirkemizi ekleyelim. Bir yemek kaşığı sirkemizi de ekledikten sonra tekrardan karıştıralım. Ufak ufak karıştırıyoruz. Ondan sonra da bir çay bardağı kadar yağımı ekleyeceğim. Hepsini eklemiyorum. Az bir şey ayırdım kenara yine aynı şekilde. Duruma göre bakacağız. Şimdi yumurtamız, vanilyamız, aynı şekilde yağımız hepsini yoğurtla beraber karıştırıyoruz. Tekrardan biraz da unumuzu ekleyip şöyle güzelce bir karıştırma devam edelim. Karıştırdık mı? Ondan sonra 125 gram kadar yumuşak olacak bir yağımız. Yani önceden dışarı çıkarıyoruz ki bu şekilde sevgilimiz hem daha iyi bir şekilde özlesin, karışsın diye onu da ekliyorum. Şimdi onu da ekledikten sonra şimdi yavaş yavaş bunları güzelce bir yedirelim. Yavaş yavaş. Devam ediyoruz. Biraz daha. Toparlamaya devam edeceğiz. Şimdi şu kalanı da ekleyelim. Ondan sonra şunu kenara atalım. Tekrardan karıştırıyoruz. Biraz daha şöyle bir toparlamaya devam ediyorum. Ondan sonra kalan az yoğurdum vardı. Onu da ekliyorum. Az bir yoğurdumuzu da ekledik. Şimdi hepsini ekledikten sonra yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş. Şöyle biraz toparlansın. Öyle mi diyorsun? Ama dün hiç öyle demiyordun sevgili kardeşim. Şimdi biraz unumuz. He Orkun. Şöyle az da unumuzu ekliyoruz. Evet. Ah oh, mis mis biraz daha yavaş yavaş unumuzu ekledik. Yavaş yavaş hamurumuz topalamaya başlıyor. Çok fazla bir sert bir hamurumuz olmayacak. Ona dikkat edeceğiz. Yani çok fazla sert bir hamurumuz olmayacak. Ona göre dikkat ediyoruz. Tekrardan toparlamaya devam ediyoruz. Azar azar unumuzu ekleyip şunu güzelce bir toparlıyoruz. Biraz daha şöyle bir toparladık. Şimdi tezgahın üzerine alacağım. Oradan devam edeceğim sevgili Şöyle yapacağım. Tezgahın üzerine alıyorum ama kabımızı atmıyoruz. Kenara ayırmıyoruz. O kalsın orada. Çünkü onunla işimiz var. Şimdi burada biraz daha topalansın. Gördüğünüz gibi macun kıvamında bir hamurumuzu hazırlayacağız. Ona göre hamurumuzu ayarlıyoruz. Azar azar unumuzu kullanabiliriz. Yani azar azar sizler de ununuzu kullanabilirsiniz. Şu kenardan da topaladık. haki istediğimiz kıvama gelene kadar hamurumuzu toparlıyoruz. Bunu da biraz daha toparladık. Evet şu anda gördüğünüz gibi güzel bir hamurumuz hazır diyebilirim sevgili Hamurum hazır. Hamurumu hazırladıktan sonra şuradan bir parça ayırıyorum. Portakal büyüklüğünde bir parçamız bizlere yetecek. İstersek yani çok fazla yapıyorsak ona göre miktarı daha fazla da kullanabiliriz. Şimdi bunu da biraz şu şekilde top alıyorum. Ondan sonra hamurumuzu topaladık mı? Bunu kenara doğru alalım. O kenarda dursun. Bir tane bezemizi, büyük bezemizi ayırdık. Onu kenara doğru aldık. Şimdi diğerini de alıyoruz. Sevyezemiz kabımızın içine atıyoruz. Kabımızın içine attıktan sonra bunun üzerine bir veya iki yemek kaşığı. Şimdi biraz daha sert olması gerekiyor. İki yemek kaşığı kadar un kullanmamız gerekiyor. Tekrardan unumu ekliyorum. Buradaki hamurun biraz sert olması gerekiyor. Onun için tekrardan onu şöyle biraz daha unla güzelce bir şekilde kıvamlı bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Toparlıyoruz tekrardan. Biraz daha. Evet az daha unumu alacağım. Tekrardan ekliyorum. Yavaş yavaş Biraz daha şöyle bir sertleşmesi gerekiyor. Biraz daha koyulaşması gerekiyor ki sevgilimiz. Ona göre az daha unumu ekleyeceğim. Ufak ufak yine toparlıyorum. Şimdi biraz tezgahın üzerine alacağım. Ondan sonra artık hazır diyebilirim. Şunları ben biraz da elimin altında uzaklaştırayım. Bunu da şöyle yapacağım. O unu iyice bir yedireceğiz. Devam ediyoruz. Az daha unumuzu ekleyelim. Biraz daha unla beraber hamurumuz şöyle güzelce bir çünkü bunun rendelenmesi gerekiyor. Yani bu bezemizin rendelenmesi gerekiyor. Onun için biraz hafif koyu kıvamda olacak. Dolapta da biraz beklemesi gerekiyor. Onun için ne yapacağız? Dolapta da biraz bekletmemiz gerekiyor. Siz de hazırladığınızda ona göre bir hamurumuzu hazırlayın ki sevgili bunu en üste kullanacağız. Şimdi yavaş yavaş şöyle biraz bezemi ayarlıyorum. Toparladık mı? Kalsın orada. Şimdi bunu şöyle yapalım. Aslında bunu istersen tabak da kullanabiliriz. Daha da güzel olur. Ama şöyle yapacağım. Çok fazla altındaki tabak kalın olmasın ki sevgili izleyicimiz güzelce bir şekilde hamurumuz hemen toparlansın diye. Şimdi hamurumuzu hazırladıktan sonra işte steçimizi ufaktan kesiyorum. Ondan sonra da steçimizi kestikten sonra şunu kenara alacağım. Bunu ufaktan şöyle sarıyorum. Ondan sonra sardıktan sonra bunu dolabımızın buzluk kısmına atacağız çok fazla zamanımız olmayacak ama biz yine dinlendirebileceğimiz kadar dinlendireceğiz. Hemen dolabıma gidiyorum. Dolabımızın buzlu kısmına şöyle bir atalım bakalım şimdilik. Bu yaklaşık bir yarım saat bir beklemesi gerekiyor ama bizim o kadar zamanımız olmayacak. Biz dinlendirebileceğimiz kadar dinlendireceğiz. Ondan sonra da güzelce bir şekilde işlemimize devam edeceğiz. Şimdi elmamız gelsin bakalım. Kaç tane elma kullanacaksak az ve de fazla. Ona göre kullanabiliriz. 3 tane, dört tane, belki de siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Şimdi onun için de şöyle yapacağım. Bir kabımı ayarlıyorum. Biraz da suyumuzu alalım şöyle. Az bir suyumuz. Çok uzun süreli bekletecekseniz dediğimiz gibi yapabilirsiniz. Ama hemen işleminizi yapacaksanız suya gerek yok sevgili izleyicilerim diyebilirim. Şu unu da bir kaldırayım. Onda da işimiz şimdilik kalmadığı için onu da alıyorum. Ondan sonra da elmalarımız çok fazla siyahlaşması, kararmasın diye limon suyumuzu ekliyoruz. Biraz limon suyumuzu ekledikten sonra yavaş yavaş boş bir tane de tabağımızı alalım şuradan. Ondan sonra şunu da bir alalım. Öncelik elmamızı ben şu şekilde temizliyorum üç kısımlarını çekirdekli olan kısımları da temizleyelim. Şu saplarını da aynı şekilde aldık. Temizledik. Atıyoruz. Devam ediyorum aynı şekilde. Şunu da aynı şekilde yapalım. Topaladık, attık. Şunu da biraz daha ufak ufak kesiyoruz. Temizliyoruz. Yine aynı şekilde Hazır. Bunlardan bir şey yapalım. Hemen. Ufaktan. Topaladık. Onu da attık. Bir tane daha yaparsak herhalde yetecek bizlere. Onun için de ne yapacağız? Üç tane elmamız bizlere yetecek. <laughs> yetmiyorsa eklememizi yapabiliriz. Yani yetmiyorsa eklememizi yapabiliriz onun içinde şunları biraz daha şöyle bir temizliyorum değil mi sevgili Urkuncum? Evet. Değil mi? Şimdi bunları güzelce bir hazırladıktan sonra devam edelim. Şunu bir kaldıralım. Tabaklarda bir işimiz kalmadığı için onu hemen şöyle yapacağım. Hadi bir ayarladık. Ondan sonra ufak bir tenceremiz. Ben burada hafif bir kavuracağım. Biraz daha lezzetli, güzel olması için. Onun için ne yapayım? Tenceremi ayarlıyorum. Tencereme az. Şöyle bir altını açıp yağımızı ekleyebiliriz. Çok az bir yağımız. Yeterli olacak. Çok fazlasına gerek yok. Şunu bir alalım. Şöyle hafif. Yeterli olacak. Şimdi onu ayarladıktan sonra biraz daha elmamızın lezzetli olması için, güzel olması için bunu, bu uygulamayı siz de yapabilirsiniz. Şimdi onu ayarladıktan sonra devam edeceğiz. Hemen tepsimiz, tepsimiz de hazırlanmıştık. Onu da bir alalım yanımıza. Şöyle bir yanımıza aldık. Elmamızı yavaş yavaş şöyle yapacağız sevgili Orkuncuğum. Hemen rendeleyeceğiz güzel kardeşim. <laughs> şöyle biraz hemen elmamızı yavaş yavaş. Fak fak rendelemeye başladık. Güzelce bir topaladık. Devam ediyoruz. Aynı şekilde elmamızı hazırlamaya. Sen için ayırdım bir tane. Yiyebilirsin bize kardeşim. Şunu da aynı yapıyoruz. Ufak ufak. Şu kabuklarını atıyoruz. Devam ediyoruz. Ah, mis mis. Harika bir kurabiyemiz olacak diyebilirim sevgili Çok lezzetli, çok da farklı olacak. Ama dediğimiz gibi o dolaptaki hamurumuz önceden hazırlanacak. Yarım saat bir dolapta beklemesi gerekiyor ki biraz donması gerekiyor. Biz de dondurabildiğimiz kadar donduracağız. Ondan sonra onu da aynı şekilde rendelenmesi gerekiyor. Yani elmamızı nasıl rendeliyorsak hamurumuz da o kıvamda olacak ki rendelememiz gerekiyor. Biz de bakacağız. Eğer ki rendelenmiyorsa ufak ufak onu kesip üstüne ekleyebiliriz. Devam ediyoruz. Ufak ufak. Evet şöyle bir elmamız güzel olsun. Şundan şekilde ekleyelim. Üç tane elmamızı hazırladık. Şimdi şunu da bir atalım. Şunu da toparlayalım. Üç tane elmamızı hazırladıktan sonra şunu bir suya tutalım. Çok fazla dağınık görünmesin. Burada çok fazla. Çünkü rendemizi yine kullanacağımız için ben şöyle bir ufaktan hemen rendemi de hazır tutayım ki işleme devam edelim. Evet şimdi sevgili Orkun'cum güzel kardeşim hemen elmamı ekliyorum şuraya. Şöyle bir elmamı ekledim. Elmamızı ekledikten sonra çok fazla öldürmeyeceğiz. Şöyle ufak biraz karıştırıyoruz. Şu suyu da kaldıralım. Onunla da işimiz kalmadığı için onu da kenara alıyoruz. Şimdi yarım su bardağı kadar toz şekerim. Hemen sevgili Orkun'cuğum, güzel kardeşim şöyle bir toz şekerimizi ekleyelim. Evet görmeye devam et. Görmeye devam et. Şimdi bunun içine tarçınımız devam et görmeye. Ondan sonra cevizimiz şöyle biraz da bol olabilir. Mükemmel oldu. Cevizimizi de ekledik. Bolca cevizimizi de beraber tekrardan karıştıralım. Şöyle biraz karıştırdık. Elmamızı. Oh, mis gibi olacak mis. Aynı şekilde görmeye devam et güzel kardeşim tenceremizi. Sen tenceremizi gör ki ben hemen şuradan bir şey alıp geliyorum. <laughs> Şöyle bir paket vanilyamız güzel kokmasını sağlayacak hem de yakışacak bir paket vanilyamız. Vay 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 vay. Buram buram koksun buram buram. Şimdi bunu da iyice bir karıştıralım. evet şunları da biraz daha şöyle bir topaladık. Çok fazla elmamız aşırı bir şekilde sulanmayacak ona dikkat edeceğiz. Bir tane temiz tabağımızı alalım şu işimizi görür. Hemen boşaltıyoruz. Oh. Güzel oldu. Şöylece tabağımızı alalım. Çok aşırı sulanmasın sevgili izleyim. Sadece ona dikkat edeceğiz. Bunu da güzelce bir top aladık mı kenarda bir dinlensin. Tam ocağı da kapatmadık. O da elimizi yakıyor. Evet şimdi şunu bir kenara alacağız. Biraz da elimizin altı da açılsın. Şurayı da bir kapatayım. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Hazırlığımızı yaptık, ayarlamamızı yaptık. Elmamız aynı şekilde hazır sevgili Elmamızı hazırladıktan sonra da e, güzelce bir şekilde hamurumuz biraz bir dinlensin. Çok fazla zamanımız kalmayacak ama o dinlenebildiği kadar dinlensin. Ona göre ayarlayacağız. Şimdi şunları biraz temizliyorum. Temizledik mi? Ondan sonra da sevgili izleyicilerimiz tepsimiz hazır. Şunun içine az bir yağımı ekleyeyim ki çok fazla hem yapışmasın hem de güzelce bir şekilde işlemimizi yapalım. Evet bir tane fırçamızı alalım. Çünkü biraz hafif sevgili izleyicilerimiz burnumuzda kullanacağımız için ben şöyle çok fazla şu kenar kısımları yapışmasın diye ayarlamamı yapıyorum. Tepsimiz de aynı şekilde. ayaladık mı? Şimdi tepsimiz hazır. Tepsimizi hazırladıktan sonra tepsimizi biraz kenara doğru alabiliriz. Bir tane ufak çay bardağımız. Çok işimize yarayacak. Şunları kenara alıyorum. Şimdi hamurumuz hazır. Hamurumuz hatta şöyle bir kenarda dursun. Bir parça alıyoruz. Şöyle duruma göre biraz daha büyütebiliriz. Bakalım. Bir tanesini deneyeceğim sevgili izleyim, ona göre. Şunu güzelce bir şekilde şu köşeye bırakıyorum. Bıraktıktan sonra bardağımı alıyorum şu şekilde bastırıyorum. Tekrardan şunu biraz daha. Değil mi? Biraz daha. <laughs> güzelce bir ayarladık. Evet, dünden beri bütün şakacılığın üstünde senin. Sana bir şeyler olmuş. Şimdi devam ediyoruz. Hemen bezemizi ona göre keselim. Ayarlamamızı yaptıktan sonra bak fak bezelerimiz şöyle bir hazırlansın. Kaç tane yapıyorsak az de fazla değerce bir hamurumuzu ayarladık. Şimdi şunları ayarladıktan sonra bunlar biraz daha şurada kenarda dursun. Ben de yavaş yavaş hamurumu şöyle bir topalıyorum. Topaladıktan sonra aslında buna biraz da ekleme yapabilirdik. Onu şuraya alalım. Şu şekilde yapıyorum. Şuraya bırakıyoruz. Aralarında mutlaka biraz bir mesafe olacak. Ona dikkat edeceğiz. Şöyle. Biraz bastıralım. Bastırdıktan sonra şöyle bardağımıza alıyoruz. Devam ediyoruz hamurumuz ondan sonra düzeltelim kenara bırakalım şimdi önce şu tepsimizi bir ayıralım toparladık düzeltmemizi yapıyoruz arasında biraz boşluk bırakıyoruz kenara alıyoruz devam edelim yine aynı şekilde unumuz nişastamız, pudra şekerimiz, yumurtamız, sirkemiz hepsini güzelce bir şekilde e, tereyağımız, zeytinyağımız karıştırdık, hamurumuzu hazırladık. Hamurumuzu hazırladıktan sonra kaç tane yapacaksak bezelerimizi ayırıyoruz. Ondan sonra bezelerimizi de ayırladıktan sonra yavaş yavaş onları güzelce bir şekilde bir düzeltiyoruz. Onları düzelttikten sonra bir parçasını biz dolabımızın buzlu kısmına göndermiştik. Ondan sonra hamurumuz kenarda dinleniyor. O dinlenirken Tenceremizin içine az yağımızı boşalttık, elmamızı rendeledik, içine ilave ettik, tarçınımızı ekledik. Ondan sonra tekrardan vanilyamız biraz daha güzel kokması için ekledik. E, fındık, cevizimiz hangisini seviyorsak onu ekledik, tarçınımızı ekledik ve harcımızı hazırladık. Harcımızı da hazırladıktan sonra güzelce bir şekilde hamurlarımızdan kaç tane yapacaksak bezelerimizi hazırlıyoruz. Hepsimize Hepsini diziyoruz. Bardakla içini güzelce bir şekilde bir oyuyoruz. Ondan sonra da içine elmamızı dolduracağız. Şimdi devam edelim. Şöyle biraz daha düzelttik. Şöyle bir düzeltiyoruz. Evet düzelttik mi? Şimdi şuraya onu da bırakalım. Son iki tane bezemiz kaldı. Onu da aynı şekilde yapalım. Biraz daha dediğimiz gibi kabarabilir, biraz daha güzelce bir şekilde pişebilir. Ona göre de hamurlarımızı ben biraz daha orta boy olmasını istedim ama siz istesen daha büyük olmasını da istiyorsan bezenizi ona göre daha büyük de kesebilirsiniz. İstersen daha ufak da kesebilirsiniz. Ona göre de ayarlamanızı yapabilirsiniz. Şimdi şunu da ayarlayalım. Ayarladık mı? Kenara alıyoruz. Şimdi onu kenara doğru aldıktan sonra artık yavaş yavaş bardağımızda bastırabiliriz. Hatta şöyle yapayım. Biraz daha şöyle bir düzelteyim arkadaşların da görmesi için. Bastırdık. Aldık bardağımızı bastıralım. Alalım bardağımızı. Evet şöyle bir bunu aynı şekilde yapalım. Oo, güzel oldu. Bunu aynı şekilde yapıyoruz. Evet. Mis. Devam ediyorum. Bunu da biraz daha bastırdık. Şunu da aynı şekilde biraz bastıralım. Şunu da biraz daha bastırdık mı güzel oldu. Evet şunlarda biraz daha şöyle hem açılması için hem de güzel görünmesi için ayarlayacağız. Oh. İsterseniz hafif bir bardağınız yani çok fazla yapışmasını istemiyorsanız az bir yağ batırıp da bu şekilde de yapabilirsiniz. Çok fazla yapışmayacak dediğimiz gibi. Evet şunu biraz daha şöyle bir açalım. Güzel oldu. Mükemmel oldu diyebilirim. Evet. Bardağımızda işimiz bitti. Şimdi devam ediyorum. Elmamız ne kadar kullanacaksak? Elmamızı şöylece bir alalım. Şunu güzelce bir içini doldurduk. Vay 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 vay. Şundan içi yapalım. Devam ediyoruz. Şuna da aynı şekilde ekledik. Çok fazla sadece dikkat etmemiz gereken nokta şu. Elmamız çok aşırı sulu olmasın. Yani çok fazla sulanmışsa biraz suyunu süzebilirsiniz. Şu anda güzel. Mükemmel görünüyor diyebilirim. Devam ediyoruz. Ufak ufak ayarlamamızı yapmaya. Oh! İnan ki mükemmel olacak, mükemmel. Çok lezzetli olacak. Şimdi aynı çeki yapalım. Devam ediyoruz. Biraz daha. Şunu da kenara doğru ayarladık. Şunu da şöyle bir dolduralım mükemmel oldu. Şuraya da biraz eklememizi yaptık mı? Harika bir elmalı tart kurabiyemiz hazırlanacak diyebiliriz. Vay, 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 vay. Müthiş oldu, müthiş. Evet, şöyle az gördüklerimizi de az bir şey eklersek. Efsane oldu, efsane. Evet, şimdi ayarlamamızı yaptık sevgili kardeşim Orkuncum. Sen görmeye devam et. Ben şöyle bir bakayım. Çünkü artık hamurumuzu almamız gerekiyor. Hamurumuzu alalım. Eğer ki donmuşsa rendeleyeceğiz. Donmamışsa ufak ufak kesip üzerine eklememizi yapacağız. Sen görmeye devam et. Evet. Tam donmamış diyebilirim sevgili Şimdi şöyle yapacağız. Önce bir rendemizi deneyelim. Yani sizin de görmeniz için bir yarım saat bir beklemesi gerekiyor dolapta. Yarım saat bekledikten sonra o biraz donacak. Donduktan sonra da elma gibi yavaş yavaş rendeleyeceğiz. Bu işlemi tamamıyla donduktan sonra yapmamız gerekiyor. Onun için bizim çok fazla zamanımız kalmadığı için ben hemen hızlı bir şekilde devam edeceğim sevgili izleyimiz. Şöyle bir tane sizin görmeniz için deneyelim. Ondan sonra da ufak ufak kesip üzerine ekleyebiliriz. Ondan sonra da şöyle bir donduktan sonra sevgili izleyimiz yavaş yavaş şu şekilde. Donduktan sonra daha iyi bir şekilde hem rendelenecek hem de siz de işleminizi daha güzel bir şekilde yapacaksınız. Biraz daha şöyle bir alalım. Gördüğünüz gibi küçük küçük. Minik minik. Hayaliyoruz. Şunları bir alalım önce bir. Şunu kenara aldık. Şimdi bunları da şöyle yapacağız sevgili izleyicimiz. Çünkü bunlar da önemli. Üzerine ekliyoruz. Devam edelim. Biraz daha donduğu zaman aynı kaşar peyniri gibi veyahut da elmamız gibi rendelenecek. Ondan sonra da daha üstünde hem güzel gözükecek hem de çok da yakışacak. Evet. Fak fak. Bu da güzel oldu ama biraz daha donması gerekiyordu. Şöyle biraz daha üstüne azar azar eklememi yapıyorum. Biliyorsunuz sevgili ben yayın öncesi hiçbir hazırlık yapmıyorum. Hepsini burada sizlerle beraber yapıyoruz. Sizlerle beraber pişirme aşaması, hazırlama aşaması. Hepsini sizlerle beraber yaptığımız için biz yayın öncesi bir hamurumuzu yapmıyoruz. Herhangi bir işlemimizi yapmadığım için burada yapıyoruz. Onun için sizler yaptığınızda hamurunuzu güzelce bir şekilde bir yarım saat önceden hazırlayın. Ondan sonra bezenizi güzelce bir şekilde dolabınıza gönderin o iyice bir donsun. Donduktan sonra da şöyle bir en ufak bir dokunmanızda zaten o hemen kaşar peyniri gibi veya elmamız gibi rendelenecek. Onu sonra da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi ben de burada biraz daha ayarlamamı yapmaya devam edeyim. Ah oh, mis mis. 175 dereceyle fırına göndereceğiz. Bir buçuk saat boyunca pişmesi gerekiyor. Onun için acele etmeyeceğiz. Yüksek bir derecede de pişirmeyeceğiz. 175 derece fırınımıza ayarlayacağız. Ondan sonra da bir buçuk saat boyunca yavaş yavaş pişecek ki hem üstündeki elmalarımız, hamurlarımız çok fazla yanmasın. Hem de şöyle bir tart kurabiyemiz iyice bir pişsin. Devam ediyoruz. Şunları biraz daha üstüne şöyle bir ekliyorum. Buna da aynı şekilde. Oh! Güzel oldu. Şuraya da biraz daha. Evet. Ekledik. Devam edelim. Şuralara da biraz. şuralarda da ufak bir dokunuş. Mükemmel oldu. Mükemmel. Bunları biraz daha şöyle bir topaladık. Ne kadar yapacaksak dediğimiz gibi az ve de fazla da olabilir. Yani sizde biraz daha miktarın bol olmasını istiyorsanız, fazla olmasını istiyorsanız ona göre miktarı artırabilirsiniz. Fazla da kullanabilirsiniz. Şimdi da biraz daha şöylece bir yavaş yavaş ayarladık. Çok fazla üstü açık kalması ki sevgiizimiz. Bunlar dediğimiz gibi çok fazla üstü açık kalmayacak. Ondan sonra da elmalarımız çok fazla yanmaz. Güzel olsun. Evet, şu anki görüntüsü güzel oldu. Bunu da şöyle de yapabiliriz. Şöyle hafif şu kalan parçayı da isterseniz onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Yani çöpe gitmesin diyorsanız onu da bir köşede değerlendirebilirsiniz. Şunu ufak biraz kenara kaydırıyoruz. Bunu da şöyle bir düzelttik, kenara aldık. Ondan sonra bardağımızı alalım. Küçük bardağımız daha güzel olur. Şunu bir alalım. Bunu biraz bastıralım biraz daha sert olacak. Onun için de ne yapacağız? Şöyle ufaktan. Bu da aynı şekilde hem ziyan olması arkadaşlar yesinler diye çöpe atmayalım. Kesinlikle hiçbir şey çöp kesinlikle hiçbir şey çöpe atmıyoruz sevgilimiz. Bizde de aynı şekilde. Değil mi? Alaaddin candır ya. Alaaddin'i çok seviyoruz. Şimdi şunu da aynı şekilde ekledik. Değil mi Alaaddin? Evet şimdi üstünü aynı şekilde güzelce bir şekilde hamurumuzda kapatalım. Ondan sonra da yavaş yavaş artık fırına gönderelim. Hı, mükemmel oldu. İnan ki harika oldu. Artık bundan sonraki aşama çok fazla acele etmeden yavaş yavaş pişireceğiz sevgili izleyicimiz. Ondan sonra o yavaş yavaş piştikten sonra da harika bir sunumuz ve tart kurabiyeniz hazırlanmış olacak inşallah. Evet, şimdi şunu da biraz kenara doğru alalım. adı bir işim kalmadığı için kenara ayırdık. Şunu da bir kaldırayım. Biraz elimizin altı da açsın ki. Evet artık fırın yolculuğu başlayabilir. Fırınımıza göndereceğiz. Acele etmeyeceğiz. 175 derece dedik. Ondan sonra yavaş yavaş pişmesi gerekiyor sevgili izleyicilerimiz. Hemen bir buçuk saat boyunca yavaş yavaş pişecek ve piştikten sonra da afiyet edeceğine çok lezzetli, çok da güzel bir sunumumuz hazırlanmış olacak inşallah. Ben de hemen fırınıma yolluyorum. Derecemi ona göre ayarlıyorum. Programımız boyunca iyice bir pişsin. Sizler acele etmeyin. 175 derece 1,5 saat boyunca yavaş yavaş pişsin ki çok fazla yanmasın. İyice bir pişsin, iyice bir topalansın. Ondan sonra harika bir tart kurabiyeniz hazırlanmış olacak. Şimdiden sizlere afiyet, bal şeker olsun diyelim. Görecek misiniz yoksa tamam arkadaşlar. Tamam, o zaman kapatalım. O yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Ben de bu arada şöyle bir toparlayayım. Sizler de sevgili izleyenimiz yemeklerimizi merak ediyorsanız, görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız, aynı şekilde bizlere destek olmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızı ücretsiz bir şekilde takip edip bizlere destek olabilirsiniz. TGT TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda bütün tariflerimize, videolarımıza bakabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Hem şu anki videolarımız hem de geçmişe dönük videolarımızı bulabilirsiniz. Oradan da izleyebilirsiniz. Ondan sonra programımızı tekrar gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da programımızı tekrar oluyor. Kaçırmışsan izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim Yurtlu sayfalarında takip edebilirsiniz. Tariflerinizi gönderebilirsiniz, yemek isteklerinizi yazabilirsiniz. Orada da istediğiniz anda bana ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde bitişik şefabdullahusta.tg veya de Abdullah Hakim Yurtlu sayfalarında bana ulaşabilirsiniz. Şimdi tavamı hazırlayacağım. Şöyle ayarlayalım bunu ondan sonra gidelim bize kardeşim. Tavamı altına açtım. Çok fazla yüksek bir derecede açmayacağım. Çünkü o yavaş yavaş biraz bir ısınsın ki tavamız. Biz de kısa bir ara gideceğiz sevgili Şöyle az yağımızı ekledik. Ondan sonra da kullanacağımız kadar kanatlar hazır. Onları şöyle yanıma alıyorum. Ondan sonra bal hazır. Bu da kurabiyemiz için kullanacağız. Bir tane kabımı da ayarlayayım. Birazdan tavuğumuzu sizlerle beraber hazırlayacağız. Onun için ne yapalım sevgili için? Şimdi ben hazırlığımı yaptım. Şöyle bir şey yapalım mı? Ben yavaş yavaş bir hazırlığımı yapmaya devam edeyim. Siz de bu arada kendinize bir çay alın. Ama ekran başında ayırmayın. Mini bir ara edeceğiz. Minik bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim. Reklamlar. Evet sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yere devam ediyoruz. Biz de hazırlığımızı yaptık, ayırmamızı yaptık. Hemen şöyle bir tart kurabiyemiz yavaş yapışmaya devam etsin. O iyice bir pisin toparlansın. Hatta şöyle bir açalım sizin görmeniz için. Yavaş yavaş toparlanmaya başlamış ama çok fazla acele etmeyeceğiz. Düşük bir dereceyle 175 derece fırınımıza ayarlayacağız. Ondan sonra da sevgili izleyicilerimiz 175 dereceyle 1,5 saat boyunca pişmesi gerekiyor, toparlanması gerekiyor. Piştikten sonra artık sunuma hazırlanmış olacak. O yavaş yavaş toparlamaya devam etsin. Ben de şöyle fırınını kapatıyorum. Ondan sonra ara ara yine Bakacağız ki sevgilim çok aşırı bir şekilde yanmasın diye ara ara kontrolümüzü yapmaya devam edelim. Şimdi geniş bir kabımıza öncelik kullanacağımız kadar yağımızı ekleyelim. Sıvı yağımız, zeytinyağımız hangisini kullanmak istiyorsak ekleyebiliriz. Yağımızı yeterli diyebilirim. Çok fazla olmasına gerek yok. Yağımızı ekledikten sonra biraz daha şöyle güzel olması için ben az bir şuradan karabiberimi ekliyorum. Çok fazla olmasına yine gerek yok. Ondan sonra biraz kimyonumuz çok az ekledik. Onları ekledikten sonra hafif biraz şöyle az bir şey güzel gözüksün diye zerdeçalımı ekliyorum. Şöyle biraz daha yeterli diyebiliriz. Evet şimdi zerdeçalımız dediğimiz gibi çok fazla seviyorsak miktarı daha fazla da ekleyebiliriz. Yani sizler de çok fazla seviyorsanız miktarı biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Ondan sonra da bir tane kaşığımızı, geç elimde vardı ama neyse şunu bir alayım. Kaşığımızı alalım ve bir yemek kaşığı kadar bal ekliyorum. Oh. <laughs> gel gel. Evet şimdi. Bal deyince seni çağırdığımızı zannettin değil mi? Şimdi bunu da aynı şekilde karıştırıyoruz. <laughs> yavaş yavaş. Karıştırdık. Tüç oldu. Harika oldu diyebilirim. Şimdi şimdi işim kalmadı. Onu gönderiyorum. Ondan sonra da kullanacağımız kadar. Tavuk kanadımız az ve de fazla kullanabiliriz. Etlerimizi şöyle hafif çizikler atalım ki o sosumuz içine işlensin. Evet şöyle bir görsün kameramız. Şu kısımlara. Bak çizikler. Şimdi atıyoruz içine. Devam ediyoruz. Ne kadar yapacaksak az ve fazla ona göre ayarlayabiliriz. Şuna biraz daha topaladık. Devam ediyoruz. Güzel bir sunumuz olsun aynı şekilde devam edelim. Kenara attık. 3 saat boyunca bir sosun içinde beklesin sevgili daha lezzetli ve daha güzel olacak. Ondan sonra bekledikten sonra da tavamızda onları güzelce pişirebiliriz. Şundan de aynı yapalım. Şöyle ufak çizikler attık mı tamamıyla bir içine işlesin diye. Evet şimdi şunları kenara alıyoruz. Şimdi ben ufak bir suya tutayım. Tahtamızı. Ufak bir suya tutuyoruz. Ondan sonra karıştırıp hemen gönderelim güzelce bir şekilde tavamıza. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Güzelce bir pişsin. Altını ben biraz kısmıştım. Tekrar altını ayarlıyorum. Ondan sonra şunu güzelce bir... Evet. Ben aslında son anda farkına... Şimdi görebilirsin güzel kardeşim. Evet şimdi karıştırdık. İyice sosumuza karıştırıyorum. Şimdi alıyoruz. Bismillah diyelim. Şöyle bir dizelim. Dizli kenara. Bundan şekilde. Hatta şunu alayım. Sen daha güzel bir görmen için güzel kardeşim. Sana böyle biraz bir yerde açmış olayım. Şunları aynı şekilde yapıyoruz. Oh. Mis mis. Şunları da aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle bir kalan sosumu üzerine döküyoruz. Mükemmel oldu, mükemmel. Evet, o yavaş yavaş şimdi pişmeye devam etsin. Ne kadar yapacaksak az da fazla. Ona göre yani sizde biraz daha bol olmasını istiyorsanız, fazla olmasını istiyorsanız miktarı ona göre artırabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Yani daha fazla olsun diyorsanız ona göre kanatları bol kullanabilirsiniz. Şunu da bir şöyle bir alalım. Şimdi bir tane gelsin bakalım domatesimiz. Onu da şöyle bir kesiyoruz. Ortadan kestik mi? Şunu şöyle yanda közleyelim. Kenara bıraktık. Vay 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 vay. Ondan sonra biberimiz bir tane şöyle güzel bir biberimiz yakışır. Evet biraz bir onlar közlensin. Ondan sonra seviyorsak seviyeceğimiz yani sizde de seviyorsanız biraz daha yanına farklı bir şekilde de süslememizi yapabiliriz. Kemal oldu. Yavaş yavaş etlerimizi hazırladık. Şimdi şunu bir alalım yanımıza. Önce biraz bir pişsin, bir tarafı bir topalansın. Ondan sonra diğer tarafı aynı şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi şuradan yanında ufak bir söğüşümü de hazırlayayım, salatamı da hazırlayayım. Ondan sonra devam edeyim. Ufak bir soğanımı minik minik doğruyorum. Devam ediyorum. Diğer yarısını doğradık mı? Ondan sonra az bir çok fazla olmasın. Yeterli diyebilirim. Az bir şey renk versin diye kırmızı lahanamız. Onu da ufak ufak ayarladık. Şimdi bunları ayarladıktan sonra etimiz pişmeye devam etsin. Onlar yavaş yavaş pişsin. Şimdi onlar yavaş yavaş pişerken biz de evet ayarlamamızı yapalım. Şimdi tüm üstüne biraz sumak. Evet. Şöyle. Mükemmel olacak, mükemmel. Sumağımız da yakışacak, çok da güzel olacak. Evet. Şimdi sumağımızı ekledikten sonra Vay 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 vay. Şöyle bir etlerimizi bir gör güzel kardeşim. Mükemmel olacak. Nar gibi kızaracak. Nar gibi. Evet şimdi. Şunları biraz çevirelim. Vay 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 vay. Şunu da bir çevirdik. Şunu da bir çevirdik. Şunu da aynı şekilde çevirelim. Şunları da. Böyle bir mutfaktan çeviriyoruz. Oh! Efsane olacak, efsane. Şuna da biraz daha çevirelim. Onlar yavaş yavaş toparlamaya devam etsin. Biberimiz de közleniyor. Domatesimiz. Onu da şöyle bir çevirelim. Ne kadar kullanacaksak domatesimiz az da fazla ayarlayabiliriz. Yani sizde biraz daha bol olsun diyorsanız, fazla olsun diyorsanız ona göre miktarı artırabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Şunları bir kenara alalım. Ondan sonra sunum için kullanacağımız tabaklarımızı, kaplarımızı ayarlayabiliriz. Şimdi şunu şöyle yapacağım. Kenara alacağım. Şunu da aynı şekilde ayarladık. Güzel oldu. Şunu hemen tart kurabiyem için kullanabilirim. Ondan sonra kanatlar içinde Evet şunu da kenara aldık. Evet şimdi tart kurabiyemiz için sevgilimiz ayarlamamızı yaptık. Hazırlığımızı yaptık. Ondan sonra aynı şekilde kanatlar içinde hazırlığımızı yaptık. Evet şimdi tart kurabiyemiz için <laughs> hemen şunlar biraz daha... ufak ufak az bir şey <laughs> istersek, der oldu, istersek dereotu istersek maydanozumuzu kullanabiliriz. Hangisini seviyorsak onu da ekleyebiliriz. Hemen ben biraz dereotunu için ekliyorum. Şunu güzelce bir karıştırıyorum. Ufak ufak. Böyle güzel bir salatamız da yanına yakışır. Oh. Evet sumaklı mükemmel oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi biraz elimizi suya atalım. Ondan sonra şunları tek tekrardan çevirelim. Şöyle bir çevirdik. Şunu da çeviriyoruz. Vay oh. vay 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 vay. Şuna da hemen çevirelim. Şunu da bir çevirdik. Nar gibi kızarıyor. Nar gibi. Şunu da şöyle bir tutalım ki iyice pişsin. Şunu da aynı şekilde yapıyoruz. Güzel oldu domatesimiz biberimiz güzel oldu onu alabiliriz kırmızı kapya biberim o da güzel oluyor yavaş yavaş pişiyor şimdi hepsini hazırladıktan sonra vay 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 mükemmel olmuş çok fazla da aşırı bir şekilde kurutmaya gerek yok biraz daha top alansın. Ondan sonra hemen alalım. Biraz daha sadece top alanacak. Ondan sonra alabiliriz sevgili izleyimiz. Onun için de ben şu salatamı da ufak bir tabağa alayım. Şu tabağımı alabilirim. Şöyle yapayım. Kenara doğru. Al. şurayı da bir temizleyelim çok fazla dağını görünmesin tezgahın. Elmalı tart kurabiyemiz için sevgili izleyimiz neler yaptık? Hemen öncelikle geniş bir kabımızı da 3 su bardağı kadar unumuzu boşalttık. Unumuzu boşalttıktan sonra 5 yemek kaşığı kadar pudra şekerimiz, 3 yemek kaşığı kadar nişastamızı ekledik. Nişastamızı da ekledikten sonra onları güzelce bir karıştırdık. Ondan sonra bir paket vanilyamızı ekledik. Vanilya ile beraber iyice bir karıştırdık. Hepsini karıştırdıktan sonra bir tane yumurtamızı kırdık. Bir tane yumurtamızı kırdıktan sonra evet, şöyle bir alalım. İçine bir yemek kaşığı kadar yoğurdumuzu ekledik. Yoğurtla beraber tekrardan şuna da bir çevirelim. Ondan sonra tereyağımız. Evet şuna da çeviriyoruz ki yavaş yavaş her tarafı eşit bir şekilde kızarsın. Sıvı yağımız hatta zeytinyağımız. Onları da ekledik. Onları da ekledikten sonra güzelce bir şekilde onlarla beraber hemen karıştırmaya başladık. İyice bir hamurumuz hazırlandıktan sonra hamurumuzu kenara duru aldık. Hamurumuzdan portakal büyüklüğünde bir parça aldık. Onu ayarladıktan sonra hemen streçimize güzelce bir şekilde bir sardık. Dolabımıza gönderdik. Onu güzelce bir dolabımıza gönderdikten sonra dolapta yavaş yavaş yarım saat boyunca dinlendiriyoruz. O iyice bir yarım saat bir dinlenmesi gerekiyor. Ondan sonra yavaş yavaş dinlendirirken tekrardan hemen hamurumuz güzelce bir şekilde tepsimizi ayarladık. Hamurlarımızı ufak ufak bezelere hazırladık. Güzelce bir tepsimize dizdik onları. Bardağımızı çay bardağımızın alt kısmına bastırdık. Güzelce bir şekilde bir hemen şukurlu olacak şekilde içlerini hazırladık. İçlerini hazırladıktan sonra tenceremize az bir yağımızı boşalttık. Elmalarımızın içini boşalttık. Elmalarımızı rendeledik, içine ekledik. Elmalarımızı yavaş yavaş karıştırmaya başladık. Elmalarımızı karıştırırken içine tekrardan tarçınımızı, toz şekerimizi, vanilyamızı, bolca cevizimizi içine ekledik. Onunla da güzelce bir karıştırdık. Karıştıktan sonra elmalarımız da hazırlandı da beraber tekrardan içlerini doldurduk. İçlerini doldurduktan sonra hamurumuz yarım saat bir dinlenecek. Yarım saat dinlendikten sonra hamurumuz ondan sonra alacağız. Biraz bir sertleşmesi gerekiyor. Ondan sonra rendeleyeceğiz. Onu da üzerine ekleyeceğiz. Onu da üzerine ekledikten sonra da yavaş yavaş toplanacak ve toplandıktan sonra artık sunuma hazırlanmış olacak inşallah. Dediğimiz gibi fırına gönderiyoruz. Fırında çok fazla acele etmiyoruz. Yavaş yavaş pişiriyoruz. Ondan sonra 175 derecede bir buçuk saat boyunca piştikten sonra sunuma hazırlanacak. Çok da lezzetli, çok da farklı bir sunumuz olmuş olacak inşallah. Ben de şöyle bir yavaş yavaş şunları biraz daha çevireyim. Pişmeye, topalamaya devam etsin. Domateslerimiz iyice bir közlensin. çok fazla acele etmeyelim. Şimdi ayılamamızı yaptık. Şunu bir kenara doğru alayım. Etlerimiz pişmeye devam etsin. Biz de bu arada şöyle bir tabağımızı alalım. Bıçağımızı da kenara doğru alıyoruz fırınımızı artık kapatabiliriz. Çünkü çok aşırı bir şekilde hem üstü de yanmasın hem de çok da fazla kurumasın. Evet şöyle bir tart kurabiyemiz efsane oldu. Efsane. Evet şimdi yavaş yavaş hangi tabağımızı kullanacaksak onu ayarlayabiliriz. Önce bir şuradan ayarlamamı yapayım. Şunu bir alayım. Ufak ufak sunumuzu yapabiliriz. Bismillah diyoruz. Şu kenardan alalım. Vay, 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 vay. Ne ki mükemmel oldu, mükemmel oldu. Şimdi şunu da şöyle bir kenara alalım. Hatta şöyle ikişer ikişer tane koyabiliriz. Sizin de görmeniz için. Yes. İnan ki efsane oldu, efsane. Şöyle bir ayarladık. Bunu da şöyle bir kenara bırakıyoruz. Oh, mis, mis. Şunu da bıraktık. Şunu da şöyle bir bırakıyoruz. Devam ediyoruz. Bir tane daha şöyle bir iki tane de şuraya. Efsane oldu. Evet. Oo. Sen de zaman hızlı akıyor ama sevgili Orkun'cum. Şimdi şöyle fazla olanı tepsimize kaldıralım. Onu bir fırınımıza gönderelim. Evet şimdi etimiz Narı gibi kızarıyor. Narı gibi. Biraz da çevirelim. İnan ki mükemmel oldu. Çok fazla da kurutmayacağız ki sevgilimiz. Böyle her tarafı eşit bir şekilde çevirdik. Efsane oldu, efsane. Yavaş yavaş etlerimiz hazırlanıyor. Şimdi etlerimizi hazırladıktan sonra sevgili kardeşim Orkuncu'm şuradan şöyle bir ayarlamamı yapıyorum. Vay 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 vay. Biraz daha. Şöyle. Pudra şekerimiz. Şöyle bir ayarlayalım. Devam edelim. Burada aynı şekilde. Hmm. Mükemmel oldu. İnan ki harika oldu diyebilirim. Pudra şekerimizi ayarladık. Şimdi fazla olanı gönderelim. Şimdi de şöyle bir ufak suya tutalım hemen ayarlamamızı yaptık mı? Artık bunu yerine alabilirim. Yavaş yavaş çeviriyorum. Onu şöylece yerine alıyorum. Bunları biraz da kendime doğru çekeyim. Evet. Güzel oldu. Şimdi devam ediyorum. Şurayı bir alayım önce bir. Mükemmel olmuş. İnan ki harika olmuş. Şunları şöyle yapacağız. Önce bir şuraya bir alayım. Vay 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 vay. Şunlar gelsin. Nar gibi kızardı. Nar gibi. Evet. Kanatlar efsane oldu. Efsane. Evet şimdi. Domatesim. Şuradan. Biraz daha közlensin. Biberimiz harika olmuş. Onu alalım. Sadece bir iki dakika domatesim. Toplandı mı yeterli diyebilirim. Evet şimdi. Hop şimdi alabiliriz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş alalım. Bazen bile arkadaşlar görüyorlar. Ben de böyle süremiz de az kaldığı için sevgilimiz farkına varmıyorum ama kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi şunları yavaş yavaş şöyle bir diziyoruz. Devam edelim. Oh Müthiş oldu. İnan ki müthiş oldu. Müthiş. Şunu da biraz da kenara alalım. Şunu da bir kenara aldık. Evet. Şunu da şuraya aldık. Bunu da şöyle alalım. Şimdi harika bir ayarlamamızı yaptık. Son bir kez şunları da bir çevirelim. Yavaş yavaş hazırlamış olduğumuz şöyle bir soğan salatamız, söğüşümüz gelsin bakalım. Bunu da şöyle bir kenara ekleyelim. Vay 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 vay. Müthiş oldu. Şimdi az bir dereotumu şu tarafa. Aa. Şimdi tamamlamadım anlamadım ama tekrar söyle. <laughs> Olabilir Şimdi hazır Ş Şunu bir kapatalım Değil mi? Evet şunu bir kenara alıyoruz Efsane oldu efsane Şöyle bir domatesimiz de. Hop Gelsin Harika oldu İnan ki harika oldu Şunu ben bir elime altından Bir alayım Ondan sonra biberimiz. Bir tane de kırmızı kapya biberim. Şöylece bir gelsin. Harika bir tabağımız hazırlandı. Sizde de sevgili izleyicilerimiz bu tariflerimizi, yemeklerimizi merak ediyorsanız, görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız hatta bizlere destek olmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızı takip edip bizlere de destek olabilirsiniz. TGTV TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızı ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Orada da bütün videolarımızı, tariflerimizi bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Hem şu anki videolarımız hem de geçmişe dönük videolarımızı, programlarımızı oradan da bulabilirsiniz ve oradan da izleyebilirsiniz. Ondan sonra da Aynı şekilde ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah olsa veya Abdullah Hakim Abdullah sayfalarından takip edebilirsiniz. Şöyle bir yemeklerimizi bir görün arkadaşlar. Ben şöyle bir temizleyeyim. Ondan sonra neler yaptık hemen göz atalım. Ee, sizler de dediğiniz gibi ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah olsa veya Abdullah Hakim Abdullah sayfalarından takip edebilirsiniz. Tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek sevkleriniz varsa yazabilirsiniz. Programımıza da gelmek istiyorsanız aynı şekilde sosyal medya hesaplarından bana ulaşıp programımıza konuk olabilirsiniz. Bitişik Şef Abdullah olsa da istediğiniz anda bana ulaşabilirsiniz. Evet, güzel oldu. Şimdi yavaş yavaş toplanıyoruz. Ayarlamamızı yaptık, hazırlığımızı yaptık. Ben hemen şöyle toplanıyorum. Sizlerle beraber elmalı tart kurabiyemizi yaptık. Ballı çok lezzetli, çok güzel bir tavuk kanadımızı hazırladık. Sevgili yanında da süslememizi yaptık. Şimdi sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Artık yavaş yavaş listemizi alabiliriz. Evet, şimdi alabiliriz yavaş yavaş listemizi. Evet. Elmalı tart kurabiyemiz için de sekizliğimiz neler kullandık? Hemen 125 gram kadar tereyağımız ve hatta margarinimizi kullanabiliriz. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağımız ve hatta sıvı yağımız olabilir. 5 yemek kaşığı kadar pudra şekerimiz, 3 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz, 1 yemek kaşığı kadar sirkemiz, 1 adet yumurta. ...bir paket vanilyamız, 3 su bardağı kadar unumuz... ...ondan sonra iç harcımız için 3 adet elma kullandık... ...ondan sonra bir çay kaşığı kadar tarçınımız... ...yarım su bardağı kadar toz şekerimiz, yarım çay bardağı kadar toz cevizimiz... ...125 gram kadar tereyağımız, yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız ve zeytinyağımızı kullanabiliriz... ...ondan sonra 5 yemek kaşığı kadar pudra şekerimiz, 3 yemek kaşığı kadar nişastamız... ...bir yemek kaşığı kadar yoğurdumuz, bir yemek kaşığı kadar sirkemiz, bir adet yumurtamız... ...bir paket vanilyamız, 3 su bardağı kadar unumuz... ...iç harcımız için 3 adet elma kullandık, bir çay kaşığı kadar harçanımız yarım su bardağı kadar toz şekerimiz yarım çay bardağı kadar ceviz kullandık. Önce geniş bir kabımızın içine unumuzu boşalttık. Pudra şekerimizi, nişastamızı, vanilyamızı ekledik. Hepsini güzelce bir harmanladık, karıştırdık. Karıştırdıktan sonra ortasını hazla şeklinde açtık. Ortasını açtıktan sonra ortasına yumurta ve yoğurdumuzu ekledik. Onları güzelce bir karıştırdık. Ondan sonra te tekrardan hemen tereyağımızı ve zeytinyağımızı ekledik ve hamurumuzu hazırladık. Hamurumuzu hazırladıktan sonra hamurumuzdan portakal büyüklüğünden bir parçamızı kesiyoruz. Onu dolabımızda buzlu kısmına gönderiyoruz. Onu gönderdikten sonra tekrardan hemen elmamızı güzelce bir şekilde bir rendeledik, hazırladık. Tenceremize az bir yağımızı ilave ettik. Elmalarımızı içine ilave ettik. Ondan sonra tekrar ona biraz bir kavurduktan sonra içine e, tekrardan cevizimizi, tarçınımızı, şekerimizi hepsini ilave ettik. Hatta ben biraz daha güzel kokması için bir pakette vanilyamı ekledim ve harcımı hazırladım. Harcımı hazırladıktan sonra hamurlarımıza şekiller verdik ve tepsimizi doldurduk. Tepsimizi doldurduktan sonra bir tane çay bardağımıza alıyoruz. Arka kısmını güzelce bir bastırıyoruz. Ortasını güzelce bir şekilde hazla şeklinde açtıktan sonra o hazırlanmış olduğumuz elmamızı güzelce bir içini dolduruyoruz. İçini tamamıyla doldurduktan sonra tekrardan hamurumuz dolapta biraz bir dinleniyor. Yarım saat bir dinlenmesi gerekiyor. Biraz donması gerekiyor. Donduktan sonra alıyoruz. onda rendeliyoruz. Rendelikten sonra üzerine tekrardan güzelce bir şekilde hemen onu da serpiştiriyoruz. Ve ondan sonra 175 dereceyle fırınımıza gönderiyoruz. Bir buçuk saat boyunca yavaş yavaş pişecek ve piştikten sonra da afiyet edeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet bal şeker olsun diyelim. Gelsin bakalım diğer listemiz. Evet Ballı tavuk kanadımız için de sevgili izleyim, neler kullandık? Hangi malzememiz vardı? Ballı tavuk kanadı için de e, 600 gram kadar tavuk kanadımız istesek arttırabiliriz. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, hatta sıvı yağımızı kullanabiliriz. 1 yemek kaşığı kadar bal, 2 adet soğanımız, 2 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiberimiz, hatta biz zerdeçal da kullandık, siz de kullanabilirsiniz. 600 gram kadar tavuk kanat, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 yemek kaşığı kadar e, balımız, bal dediğimiz gibi az veya da fazla da olabilir. Ondan sonra 2 adet soğanımız, 2 adet biberimiz, 2 adet domatesimizi kullandık, e, biraz tuzumuz, karabiberimiz, hatta siz zerdeçal da kullanabilirsiniz. Geniş bir kabımızın içine balı boşalttık. Ondan sonra zeytinyağımızı ekledik. Baharatlarımızı ilave ettik. Onu iyice bir karıştırdık. Karıştırdıktan sonra etlerimizi aynı şekilde tavuk kanatları için ilave ettik. Onu da güzelce bir karıştırdık. Karıştırdıktan sonra tavamızın altına açtık. Tavamıza dizdik. Yavaş yavaş etlerimizi pişirirken yanına biberimizi közledik, domatesimizi közledik. Ondan sonra soğanımızı hazırladık. Biraz içine sumağımızı, maydanozu, hatta dereotumuzu ekliyoruz. Güzelce bir şekilde Ondan da salatamızı hazırladıktan sonra sunum yapacağım. Tabağımıza alıyoruz, tabağımızı süslüyoruz. Ve tabağımızı süsledikten sonra da afiyet yiyeceğine çok lezzetli, çok da farklı bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Evet sevgili izleyicilerimiz dediğimiz gibi sizler de bizleri yalnız bırakmayın. Sosyal medya hesaplarımızı takip edip, bizlere destek olabilirsiniz. TGT TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve de YouTube sayfamızda bizleri takip edebilirsiniz. Orada da bütün tariflerimizi, videolarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Programımızı tekrar gece saat 4.30, hafta sonları saat 10'da programımızı tekrar oluyor. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta ve Abdullah Hakim Yaptı sayfalarında takip edebilirsiniz. Tariflerinizi gönderebilirsiniz. Yemek isteklerinizi yazabilirsiniz. Programa da gelmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana olursa programımıza da konuk olabilirsiniz. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik. Bizleri izleyen herkes, bizlerden desteğini esirgemen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.